sen git olmaz. Ne söylesem de, ne anlatsam da ben biliyorum ki karşımdaki, gerek karşımdaki toplum, gerekse Erdoğan Bey'i ikna etmem söz konusu değil. Bizim bir uzlaşma durumumuz olamaz bu durumda. Yani biz ortak bir noktada buluşamayız. Çünkü çok farklı düşünüyoruz, çok farklı yerlerden bakıyoruz ve demokrasi anlayışımız değişik. Karşı tarafın demokrasi, benimki olunca demokrasi değil. Yani ben açıkçası bundan sonra bunu saygısızlık olarak addetmeyin lütfen. Görüşlerinize saygı duyuyorum. Ama benim bundan sonra yapacağım konuşma sadece biraz daha tartışmayı alevlendirir. Ben tartışmak istemiyorum. Böyle bir karşılıklı atışma falan, böyle bir şeyin içinde olmak da istemiyorum. Erdoğan Bey'in görüşlerine son derece saygı duyuyorum. Zaten çoğunluk burada Erdoğan Bey'in görüşlerini destekleyen nitelikte. Kimseyi ikna etmek gibi bir amacım da yok. Çünkü ikna olabilmek için, insanlar ikna edebilmek için böyle 10 dakikalık konuşmalar yetmez. Benim argümanlarım size ters gelebilir. Sizin argümanlarınız bana ters gelebilir. Ya ben bundan sonraki konuşmayı yapmak istemiyorum. Çünkü AK Parti'nin, yani burada demokrasi anlamında AK Parti ne yapmış, ne yapmamış. Yani bu kadar kötüleyici, yani ülkeyi bu kadar dışarıda, sizlerin karşısında bu kadar incitici, kötüleyici ve hakikaten imaj olarak yerle bir edici bir konuşmanın karşısında benim yapabileceğim hiçbir konuşma yok. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Demek ben başka bir ülkede yaşıyorum, Erdoğan Bey başka bir ülkede yaşıyor. Ya da ben başka bir atmosferde yaşıyorum, Erdoğan Bey başka bir atmosferde. Ama gördüğüm şu ki buradaki çoğunluk da Erdoğan Bey'in görüşlerini destekliyor, ona inanıyor. Allah herkesin yolunu açık etsin. Benim şu saatten sonra inanın. Çok farklı bir mücadele veriyoruz Türkiye'de kendi çapımızda. Değerli değerli, başka şeylerle, başka deli çetelerle, başka adamlarla mücadele ediyoruz. Bütün bu mücadelenin ortasında ben eksiktir, yanlıştır, doğrudur, iktidarı boranlamını falan da yapmak istemiyorum. Sadece bir şey söyledim demin. Çok üzüldüm. Erdoğan Bey dedi ki, Ahmet Kaya'nın dedi, ismi üzerinden film yapmaya çalıştı Tayyip Erdoğan dedi. Size bir şey söyleyeyim mi? Keşke Ahmet Kaya'nın ismi üzerinden o filmi Sayın Deniz Baykal yapsaydı. Keşke o fırsatı Tayyip Erdoğan. Ahmet Kaya'ya o linç yapılırken ona izin vermeseydi de Tayyip Erdoğan'a kalmasaydı bu iş. Benim ricam bile bundan sonra konuşmak istemiyorum. Ben diyemiyorum. Yani burada ben hiçbir şey savunacak değil. Çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin. Yani sanki gerçekten o kadar üzüldüm ki ilk defa böyle yurt dışında böyle bir toplantıya katılıyorum. Çok üzüldüm yani. Gerçekten bugüne kadar yapılan hiçbir şey anlamıyor. Yapılanlar, edilenler hepsi rabişe geçiyor. Hepsi anlamsız. Ben sanki o topraklarda yaşamıyorum, başka bir yerde yaşıyorum. Sanki Kürtlerle ben konuşmuyorum, başka birileri konuşuyor. Onun için diyecek bir şey bulamıyorum, kusura bakmayın. Şimdi sevgili Sevilay Yüksel Hakkari, yani çok aslında siz, ben daha sizi televizyonlarda birkaç defa izlemiştim. İnternette girdim, gerçekten programlarınıza baktım. Çok diretici bir yanınız var. Ümit ederdim ki bugün de gerçekten bu yanınız kalmalıydı, pes etmemeliydiniz. Gerçekten Erdoğan, şu anlamda söylüyorum. Yani en azından yani o konuda gerçekten arkadaşlardan ricam, lütfen yük çekilmesin. Yani burada yük çekerek buraya çağırmış. Yük çekmek bize yakış babalı. Biliyorum. Yani lütfen arkadaşlar, eğer bugün böylesi durumda bakın, bir Hamburg basın birliği olarak, lütfen bir dinler misiniz? Hamburg basın birliği olarak, bilinçli olarak iki ayrı farklı görüşteki arkadaşımız, iki değerli insanı buraya çağırdı. Bunu bile bile provokasyon ortamı yaratmak için yapmadık. Dedik ki, ben niçin Zülfü'nü yemeğinden söz ettim, sözüme niçin Zülfü'nü yemeğinden başladım. Türkiye'deki arkadaşlar, arkadaşım, lütfen bir dinler misiniz? Sayın beyefendi, lütfen bir dinler misiniz? Saygısını yapmadan, lütfen. Rica ediyorum, üzül arkadaşlar. Lütfen. Yani ben Zülfü Livaneli'nin o sözüyle boşuna başlamadım. Türkiye'deki kutuplaşmayı buraya taşımayalım. Taşımayalım.
başlattınız. Ali Bey, bu tür durumlarda siz müdahale etmeniz lazım. Yani biz iki misafirimizi de dinlemeye geliyoruz. Ama buyurun. O zaman yüksek bey lütfen. Erdoğan Bey'in dediklerine de eyvallah. Sevilen Hanım'ın da. Ama böyle müdahale olursa yani biz basın özgürlüğünden, düşünce özgürlüğünden bahsediyoruz. O da yuhlamayı da hakikaten. Erdoğan Bey, moderatör sizsiniz. Bambinet mi diyeceğiniz? Ne diyeceksiniz? Değerli arkadaşlar. Aslında isterseniz birazdan soruları alacağım da yani bu konu sakinlik olursa gerçekten yani, doğru mesela bir şey söyleyeyim mi? İsterseniz Keşke beni çağırmasaydınız ya da benim yerine gelmeseydiniz keşke dedi. Yanlış siz dediniz siz. Yanlış bir tercih dediniz. Gerçekten üzüldüm geldiğine. Geldiğim için sizlerden özür diliyorum. Böyle bir karşılaştık, böyle bir tepkiyle karşılaşacağımızı inanın gelmez. Ne siz rahatsız olun, ne ben rahatsız olun. Çok özür dilerim beyefendi. Ya iki tane aydın geldi. Daha ben de geldim. Keşke gelmeseydim. Doğru söylüyorum. Arkadaşlar. Lütfen beni anlayışla karşılayın. Ben ayrılmak istiyorum. Şu anda lütfen. Şu anda aramızda Edep Şillet'teki arkadaşlarımız var. Şu anda aramızda gerçekten farklı kitle örgütlerin temsilcileri var. Lütfen saygınlığımızı koruyalım. Ne kadar çekeyim hadi. Sürdürebilme şansını elimizden almış olacağız. Evet, peki böyle bir ya. Toplantıdan kalkıp da elimize gittiğimizde bu toplantı bizler açısından verimli, kazandırıcı, doğru ve yanlışın birbirinden ayrılabilmesini sağlayan bir toplantı olmayacaktır. Zannediyorum buradaki arkadaşlar ki içinizde önemli bir çoğunluk Türkiye'nin demokrasi ve laikliği ve sosyalizm için veya başka şeyler için bedel ödemiş insanlarsınız. Dolayısıyla bence bize yakışan tutum bu toplantıyı saptanmış konular üzerinden farklı bir ruh haliyle devam ettirmek eğer mümkünse. Tamam. Teşekkür ederim. Çok güzel bir bölümümüz oldu. Zaten 6'ya kadar sürecek. Lütfen arkadaşlarımız yuh çekmek isteyenlere mümkünse salonumuzu gerçekten diğer arkadaşlarımızı şey yapmasınlar. Çünkü gelen arkadaşlarımıza saygısı yapmayalım. Sizden bunu rica ediyoruz. Hepinize de hoşgörülü bir şekilde kalacağımıza
ümit ediyorum. Teşekkür ederim. O zaman Sevilay Hanım'a teşekkür ediyorum. Erdoğan Bey, size de bu konuda gerçekten çok çok sağ olun. Bu konuda gerçekten konuyla ilgili bir şeyler söyleyin. Arkadaşlarımıza soru verelim. Hangi konuları sormak istiyorlar? Zaten 6'ya kadar bugün buraya 45 dakika zamanımız var. Eşit konumunu yani geldi. Yani ortalığı işte Türkiye'nin rolü politikası değil. Ama siz lütfen fazla alınca olmadan yani olsun. Eleştirsinler. Siz rahat olun lütfen ya. Lütfen ya. Hayır, istemeyin. 2 tane, 3 tane olabilir, 10 tane olabilir. Lütfen siz de bu konuda biraz daha hoş görün. Rica ediyorum. Sevilay, buyurun.